Sabahın ilk saatlerinde her yer sessiz, her yer sakin. Şarm El Şeyh'te yepyeni bir güne merhaba diyoruz. Dalgıçlar dışında ayaklanmış kimsecikler yok. Camel Dalış Merkezi farklı dalış alternatifleri sunuyor. Ya büyük dalış teknesiyle ya da küçük hızlı botlarla günün her saatinde dalışa gidebilirsiniz. Tekneler sabah 7'de, saat 11'de ve öğleden sonra saat 2'de hareket ediyor. Bizim ekip biraz yorgun ve uykuya düşkün olduğu için sabah 7 seferini tercih ettim. Bakın orada hazırlanıyorlar. Dalış arkadaşlarım bebek gibi uyuyadursun, Camel Dalış Merkezi saat gibi çalışmaya başlamış bile. Before the crisis, we were probably accommodating up to 150 divers a day, 7-8 boats a day, and the staff are managing this, not me. We have systems in place, different worksheets, so we have easy and good communication and good teamwork. The key of success for Camel, I believe, is the consistent high quality of service we're trying to offer, even in an increasingly challenging environment. But we believe that if we offer a good quality and the people have a good time, they keep coming back. Malzemeler önden teknelere gittiler. Sırada da uyuyan güzeller var. Ancak rüyalarında görebilecekleri bir iskeleye ve dalış teknesine gidiyoruz. Sabah saat 6.25'te Camel Dalış Merkezi'nde rehberimiz Deniz'le buluştuk ve peşine takıldık. İşte botumuz orada. Dalışa hazırlanıyoruz. Tüplerimizi ölçtük. Analizörle. Engin sen de bende %32 var. Emre? 32. Ama şimdi bir ayar daha yapılması lazım. O da kompütürler. Kompütürlerin de hepsi %32 nitroksa dalış için hazırlanacak. Evet, işte burada biz de 32'ye getirdik. Ve nitroksa dalışa hazırız. Şarm El Şeyh'e ne kadar turist geliyor, o kadar insan dalışa çıkıyor. Çünkü burada asıl görülmesi gereken şeyler suyun altında. Muhteşem bir su altı dünyası var. Siz de biraz biliyorsunuz. Peki bu kadar insan nasıl dalışa çıkacak? Günlük dalış tekneleri var. Hızlı botlar var. Haftalık dalış turu yapan büyük charter tekneleri var. Yani dalışa gitmek için mutlaka bir tekne bulursunuz. Olmadı, o zaman hemen otelinizin önünden yürüyerek yine dalış yapabilirsiniz. Hızlı botumuzla Gordon Resifi'ne dalışa gideceğiz ama hava biraz esiyor. Daha bota atlamadan bunun boğa sırtında rodeo yapmaya döneceğini anlıyorum. Şarm El Şeyh'ten Gordon Reef'e nasıl geldiğimizi size gösteremedik ama saçıma bakıp anlayabilirsiniz. Uçtuk. Merdivenlerimiz var. Onun için bütün malzemeleri suda çıkartıyoruz, uzatıyorsunuz. Sonra tırmanıyorsunuz, tamam? Ben yan atlayacağım. Benim ameliyatlı olduğum için giremiyorum. Akaba Körfezi'nin ağzına dökülmüş mayınlar gibi duran dört resifin en güneydekine dalacağız. Gordon Resifi.
burası Musa'nın asasıyla denizi yardığına inanılan yer. Deniz insanlara yol vermiş ama bazı gemilerin şansı o kadar da yaver gitmemiş. İşte 1981 Eylül'ünde Gordon Resifi'nin üzerine çıkan Loelia. Panama bandralı kargo gemisi Resif'in maskotu olmuş. Yüzeyde sert bir akıntı var. Hiç vakit kaybetmeden BC'lerimizdeki havayı boşaltıp dalışa geçiyoruz. Kızıldeniz'in derinliklerine has mercan bahçesinde kendimizi kaybetmemiz işten bile değil. Bu rengarenk deniz canlıları aslında birer hayvan. İki çeşit mercan var. Yumuşak mercanlar ve sert mercanlar. Mercanların gelişimlerini etkileyen en önemli faktörlerse ışık, derinlik, ısı, tuzluluk oranı, akıntılar ve dalga hareketleri. Her şey uygun olduğunda suyun 50 santim altından 50 metreye kadar her yeri mercanlar sarıyor. Mercan olan her yerde de balıklar eksik olmuyor. Çünkü besin zincirinin halkaları birbirlerini tamamlıyor. Bir tarafta keçi balıkları, diğer tarafta flamalar. Ve arıza endam eden Napolyon ve orfozlar. Bu besin deposunun keyfini çıkaranlar arasında bir balon balığı da var. Kızıldeniz'de 250'nin üzerinde mercan çeşidi var. Bunlardan 8'i endemik tür. Yani bu sulardan başka hiçbir yerde görmenize imkan yok. Küresel ısınmanın tehdit ettiği bu yaşam alanlarını korumak ve değerini bilmek dünyamız ve geleceğimiz için çok önemli. Bu güzel dalışın sonunda akıntıyla sürüklenerek beklemelerimizi yapacağız. Bunun için tabii ki deko balonumuzu atıyoruz. Bottakiler de balonumuzu görüp çıkışımızı bekleyecekler. Birazdan Rodeo'nun ikinci turu başlayacak. Ama önce boğanın sırtına çıkmamız gerek. Gerçekten her şey çok iyi düşünülmüş. Akıntı için kement ve boğaya çıkmak için güzel bir eğer var. Evet. Çok iyi geldi. Saçlarım anca yatıştı. Tam saçlarım düzeldi derken yine mi uçuşa geçiyoruz?
dalış merkezine dönünce ilk işim kuaföre gitmek olacak. Ama önce çamaşırlarımı yıkamam lazım. Been diving since 1997. I'm not diving so much myself anymore, but when I see the people coming back from the boat with a big smile and telling us about what they've seen on the boat and how much they enjoy it, it's for us like being diving ourselves. Yeah. Gelin şimdi birlikte Sharm El Sheikh'te Camel Dive dalış merkezindeki dalgıçların nabzını tutalım. How is the ice cream? It's a rule. You have to have ice cream after dive. So how was the dive? The dive was fantastic. Yeah. I really enjoyed the last dive, especially so, the nudie branch. Why did you choose Sharm El Sheikh? The fish. Fish. Yeah, the amount of fish. To eat or to watch. To look at. To, to look at. Yeah, yeah. The amount of fish to watch in one location and the different types of locations is fantastic. So it's one of the best places in the world to see that many fish in one little area. What's your diving level? Actually, before I came here, I was just about intermediate. Mm-hmm. Now I'm a little bit better than intermediate. So I have done about 90 dives now. So what's your name and your nationality, please? Rochelle, and I am British. Oh, Rochelle, okay. You were on the dive boat today? Yes. How was your day? It was awesome. It was really cool. We did 3 dives. But what's your diving level? Rescue diver. You're a rescue diver? Yeah. My God, why didn't I, you know, take off everything, finish my air and waited to be rescued today? I rescue know, diver. I could have rescued you. Okay, you're a rescue diver. Why did you choose Sharm for, this is your diving destination? I work here, so I come and I... Ah, you're working here. Yeah, so I work here and I come and do it in my spare time, and it's a really good thing to do on my day off. Camel Dive Club was recommended by my neighbors. I tried and I agreed completely that I really like to dive with them because they are really competent. And good feeling all the time, and so. What's your level? I'm doing my dive master now with Camel Dive. Why did you choose Sharm for diving? Sharm, because in the diving community, everyone says that Sharm El Sheikh is one of the best dive sites in Europe to go to. The instructors are very professional. The whole operation is sleek from start to finish. Everything is administration-wise very clean and sleek. They do care about you, they ask the right questions about your diving level and expertise, and do their utmost to make sure that you and your friends are catered for in doing exactly what you want to do. What would you like to say to the non-divers who are watching this program? What are they missing? Oh, you're missing everything. Fantastic experience. Get underwater. It's fantastic. Really good. Dalmayı bilmiyorsanız üzülmeyin. Burası dalgıçlar için, dalgıçlar tarafından tasarlanmış bir otel. Dalmayı öğrenmek isteyenler de düşünülmüş tabii ki. İşte bir grup acemi havuzda dalış kursu alıyor. Bu işi doğru yapmak için en doğru şekilde başlamalısınız. Tüm ekipmanı tanımalı ve sualtı becerilerine alışkanlık kazanmalısınız. Böylelikle açık deniz dalışlarınızda kendinizi her daim güvende hissedeceksiniz. The divers that have not come, you are missing a hell of a lot. Non-divers who did not come, you're as well missing a hell of a lot because you can see a lot from just being on the surface, swimming and snorkeling. And much more than you can imagine. Dalışın Kâbesi'nde gözlerimiz bayram etti. Sırada midelerimiz var. Her öğlen kurulan bu açık büfe, dalıştan sonra açılan iştahı bastırmak için ideal. Thank you.
Camel Dalış Merkezi'nde böyle her öğlen insanın içini serinleten bir salata büfesi kuruyorlar. Siz de afiyetle yiyorsunuz. Çünkü dışarıdaki hava sıcaklığı 45 derece, deniz suyu sıcaklığı 27-28 derece. Dalmazsanız yandınız demektir. Çok ve ağır yemekler yiyip dalamayacak olmaktansa bu hafif ve lezzetli yemeklerle dalışa hazır hale geliyoruz. Yemekten sonra istikametimiz Camel Tribe dalış teknesi. Sharm El Sheikh'in meşhur Nama iskelesinden demir alıp 7 kilometre kadar güneye seyrediyoruz. Onlarca dalış noktasını teğet geçip yaklaşık 45 dakika sonra Sharm El Maya'ya ulaşıyoruz. Burası dalış rehber kitaplarının bile pek adını anmadığı bir bölge. Kayalıkların üzerindeki paslı kalıntılarsa sıra dışı bir dalış yapacağımızın ilk işaretleri. Ras Peter ya da Tank Reef diye anılan bu dalış noktasında su altında daha çok paslı metal bulacağımızı ümit ederek kendimizi suya bırakıyoruz. ...36 metre derinliğe yaptığımız yolculuk beklentilerimizi fazlasıyla karşılıyor. Küçük bir tanka benzeyen bu araçla ...İkinci Dünya Savaşı süresince İngiliz ordusu ve müttefikler tarafından da çokça kullanılan demir savaş atlarıydı. 85 beygirlik V8 motorlarıyla saatte 48 kilometre hız yapabiliyorlardı. Asıl adları Universal Carrier, çok amaçlı taşıyıcı. 1934 yılından 60'lara kadar bu hafif zırhlı araçlardan tam 113 bin adet üretildi. Belki de o tarihte en çok üretimi yapılmış savaş aracıydı. Üzerlerine monte edilen Bren marka makinalı tüfek sebebiyle Bren taşıyıcısı diye de adlandırılmışlardı. Burada sadece Bren taşıyıcıları da yok. Kamyonlara ait akslar ve tekerlekler de görülüyor. Peki, çöl, dağ, tepe, çamur demeden askerlerin ateş hattında hızlı ve güvenle hareket etmelerine olanak sağlayan bu araçlar denizin dibinde ne arıyor? Bunlar düşman eline geçmesin diye ya kendi sahipleri tarafından ya da bir daha kullanılmasın diye onları ele geçiren kuvvetler tarafından denize dökülerek imha edilmiş. İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefikler onları denize atmış olabilir. Ya da Mısır ordusunda kullanılmaya devam eden bu araçlar 60'lı 70'li yıllarda Arap-İsrail Savaşı sırasında imha edilmiş olabilirler. When I come here, when I young, I come here when Israeli time, around 70, and I find this tank there. And I ask the people there, the old people what work there, and say this tank, the Israeli people, he push it in the cliff down, because he want to clean the place for make his army there. Build the base there. There is the place for the army before. In Israeli time, this is place nobody go, only the army there. All the people leaving, the army leaving and stuff like this. İki ila beş asker ve silah taşıyabilen, boyu 3,5 metre, eni 2 metre, ve yüksekliği 1,5 metre olan yaklaşık
4 ton ağırlığındaki bu zırhlı araçlar, savaşların anlamsızlığını gösteren müthiş bir anıt gibi su altında yükseliyor. Adım savaş olsa da Kızıldeniz'de kurşun ya da bomba atmak yerine balon atmayı tercih ediyorum. Kızıldeniz'in ışığıyla, renkleri ve balıklarıyla arınmış olarak bir dalıştan daha yüzeye çıkıyorum. Şarm geceleri de siz ne istiyorsanız cömertçe sunuyor. İsteyene çılgın eğlence, isteyene sakin bir akşam yemeği. Bu arada yemek konusunda seçenekler sınırsız. Hint, İtalyan, sushi, balık ve yöresel yemekler. Neye aşererseniz burada var. Bizim canımız tatlı dalışların ardından baharatlı Hint yemekleri çekti. Gözüm tabağımda olsa da aklım gündüz gördüğümüz şarmın rengarenk su altı yaşamında. Acaba gece karanlığında nasıl görünüyorlar? Menüden tatlı olarak gece dalışını seçiyoruz. Orfos'un uykusu kaçmış, volta atıyor. Müren, gece gündüz bir kurtulamadık sizden diyor. Kalamar üstüme gelme fena yaparım diyor. Tavşan derseniz kimseyi umursadığı yok. Ama bir mercan kayalığının arkasından çıka gelen ormanlar kralı herkesi bir anda hizaya sokuyor. Timsahı bile. Müren'i püskürtüyor. Ahtapot zaten kendiliğinden sıvışıyor. Kameraya dehşetli bir kafa atan Orfos'a bizi bu tatlı rüyadan uyandırıveriyor. Gece karanlığında rahat durmadık, daldık çıktık. Sabahın ilk ışıklarıyla bu hava ve denizi görür görmez kendimizi yine suya attık. Ama sadece yüzmek yetmedi. Tekrar dalışa gitmek için malzemelerimizi kuşanmaya başlıyoruz. We're very lucky. We have a lot of repeat guests. I mean, once people try us, you know, they become part of the camel family. All our team is very friendly. We have a very multicultural international team, including Turkish speaking instructors. So yes, people tend to come back. They enjoy the atmosphere and basically everything is there. So it's, you know, it's easy diving. We take care of everything. People can just come on a relaxing diving holiday and enjoy themselves. Tiran Boğazı'ndaki bu dalışımızda az bilinen bir batığı ziyaret edeceğiz. Bu boğazda gemilerin geçmesi için iki doğal kanal var aslında. Enterprise ve Grafton geçitleri. Bu geçitleri ıskalayan gemilerden biri Zingara. 22 Ağustos 1984 tarihinde doğruca Tiran Adası'na bindirmiş. Yani...
1963 yılında Doğu Almanya Rostock tezgahlarında inşa edilmiş ve Kormoran adıyla denize indirilmiş. 1976 yılında Adamastos ve 1980 yılında Zingara adını almış. Ve sadece 3 yıl sonra fosfat yüklü olarak bu sularda seyrederken büyük bir navigasyon hatasına kurban gitmiş. Kıçta pervanesi görülebiliyor ve iskele tarafında Kormoran adı hala okunuyor. ...2700 tonluk Kormoran, 80 metre boyu ve 12,5 metre eniyle bugün Laguna Resifi'nde yatıyor.